İsviçre'de hava sakin görünüyor. Ancak bu manzaranın arkasında hararetli bir tartışma ülke gündemine oturdu. Gözler göçmenleri yakından ilgilendiren 30 Kasım referandumunda. Bazı aşırı partilerin oluşturduğu Ekopop adlı inisiyatif tarafından organize edilen referandumla göçmenlerin artışının yıllık 0.2 ile sınırlandırılması ve nüfus artışının engellenmesi talep ediliyor. Efingen Belediye Başkanı Andreas Thomann da bu girişimin genel sekreterliğini yapıyor. İsviçre'de doğanın dengesi uzun zamandan beri yok ediliyor. Biz doğayı korumak istiyoruz. Ekonomik başarı adına her yer betonlaştırıldı ve çocuklarımıza başka seçenek bırakılmadı. Buna değer mi? Gelecek nesillere gıda, enerji, ham madde bakımından tamamen dışarıya bağımlı bir ülke mi miras bırakacağız? Bu konuda çok netim. Bu benim çocuğuma bırakacağım dünya değil. Göçmen karşıtı politikalarıyla son zamanlarda gündemde olan İsviçre'de bu girişim yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Demokratik Merkez Birliği tarafından başlatılan bu girişim Şubat ayında oylandı. Muhafazakar Sağcı Parti ülkeye gelen göçmenlere kota uygulanmasını istiyor. Teklife göre ülkeye giren göçmen sayısının yıllık 16 bine sınırlandırılması talep ediliyor. Bu şimdiki rakamlardan 5 kat daha az. Bu bir felaket. Avrupa'nın geri kalanından dışlanamayız. Biz Avrupa'nın merkezindeyiz ve sınırlarımızı kapatamayız. Ülkenin nüfusuna ve büyüklüğüne kıyasla buraya girenlerin sınırlandırılması düşüncesine katılıyorum. Fakat bunun da bir ölçüsü olmalı. Bu teklif edilen de oldukça kısıtlayıcı. Bu neredeyse yabancı düşmanlığına dönüşüyor. İsviçre'nin avantajlarından yararlanmak için çok sayıda insan buraya geliyor. Çünkü biz kapımızı herkese açık tutuyoruz. Çoğu buraya geliyor ve hiçbir şey yapmıyor. Onlar sadece avantajları değerlendiriyorlar. 8 milyon nüfuslu ülkede yabancılar bunun dörtte birini oluşturuyor. Ekopop sözcüsü Avrupa'nın en fazla nüfus yoğunluğu olan ülkesinin daha fazla nüfus baskını kaldıramadığını söylüyor. O bu girişimin yabancı düşmanlığı olmadığını savunuyor. Nüfus ve doğa dengesini korumak onların önceliği. Bu ırksal bir mesele değil. Bu tamamen sayılarla alakalı. Her yıl buraya gelen 73 bin kişi 40 bin ev yapılması ve 56 bin daha fazla otomobilin trafiğe çıkması anlamına geliyor. 2013'teki göç rakamları bunu gösteriyor. Biz sadece ülkeye giren kişilerin sayısını ve bunun çevreye olan etkisini azaltmak istiyoruz. Parlamentoda reddedilen girişim gerekli imza toplanınca referanduma sunulacak. Ancak bu durumun Avrupa Birliği ve İsviçre arasında yapılan ikili anlaşmalara gölge düşürebileceği korkusu var. Kişilerin serbest ulaşımı kuralına aykırı olan bu girişim, Şubat ayındaki oylamadan sonra sorgulandı. Girişimin başarısının ekonomiye zarar vermesinden endişe ediliyor. Somut olarak bunun anlamı şirketlerimiz işçi kiralarken zorlanacak. Çünkü kotalar son derece düşük. Siyasi mülteciler bakımından bile talebi eritmek kolay değil. Diğer yandan 9 Şubat'taki oylamadan bu yana Avrupa Birliği ile görece olarak zor durumdayız. Kapsayıcı bir çözüm bulmak zorundayız. Bu biraz zaman alır. Bir yılda ikinci kez oylama yapacağız. Bence Avrupa Birliği'nde uzun süre bu konu tartışılacak. İsviçreliler ülkenin iş gücü ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Ülkedeki firmalarda yetenekli ve ucuz iş gücü bulmak için yurt dışından gelen işçileri tercih ediyor. Özellikle inşaat sektörü büyük oranda yabancılara bağımlı. Jean-Marc Probst'un şirketi de bu alanda faaliyet gösteriyor. Ona göre ülkenin göçmenlere ihtiyacı var.
En son kiraladığım işçiler Fransızdı. Sınır ötesinden geldiler. Aynı zamanda İtalyanlar da var. Tam istihdamın olmadığı piyasada bulunuyorlar. Kiraladığım insanlar oldukça yetenekli. Onlar gibilerini İsviçre piyasasında bulamam. Benim için işimi devam ettirmek ve geliştirmek için bazı işçileri kiralamam gerekiyor. Bu noktada yabancı iş gücüne ihtiyacım var. Bu girişimin en çok tedirgin ettiği kişiler arasında sağlık sektörü çalışanları geliyor. Lozan'da ziyaret ettiğimiz bu hastanede çalışanlar oylama sonucunu merakla bekliyor. 10 bin çalışanın yarısından fazlası yabancılardan oluşuyor. Referandumdan olumsuz sonuç çıkması durumunda ülkede sağlık alanında çalışanların sayısal dengesi de bozulacak. Bu bizim için bir felaket olur. Çünkü bu durumda hastane görevlerini yerine getiremez. Bunun ötesinde araştırma ve ilaçlar tamamen uluslararası piyasadan geliyor. Yani bundan böyle yabancı araştırmacı ve doktorları buraya çekemeyeceğiz. Çünkü onlar Avrupa ve dünya ile iletişime geçemeyen bir ülkede çalışmak istemeyeceklerdir. Buna ek olarak bizim İsviçreli araştırmacılarımız da burada kalmak istemeyecektir. İsviçre'de çalışan göçmenlerin 2/3 Avrupa Birliği ülkelerinden geliyor. 2002'de imzalanan ikili anlaşmayla bu oran giderek artıyor. Ekovop destekçileri birçok şirketin bu durumdan zarar gördüğünü savunuyor. Onlar bazı şirketlerin işçi piyasasındaki boşlukları doldurduğundan şikayetçi. Eğer Avrupa'da 300 milyon işçi bir tercih yaparsa ve Avrupa'daki 50 milyon işsiz İsviçre'ye 3,5 euroya çalışmak için gelmek isterse, bu işverenler için cennet anlamını taşır. Elbette bunu her işveren ister. Ancak bu sadece şirketlerin bencilliği olur. Ülkede süren tartışmalarda hedef tahtasında şirketler de var. Bazı firmaların düşük vergi ve iş piyasasından yararlandığı biliniyor. Bu konudaki durum bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Daha iyi eğitim politikaları ve iş piyasasında daha fazla vergi üzerinde kafa yoranlar var. Kısa süreli oturum izni olan göçmenlerin bu uygulamanın dışında tutulması bekleniyor. Ancak bu durumda işçilerin daha kötü sosyal şartlarda ve daha az ücrette çalıştırabilmesinin önü açılacak. Geçmişte İsviçre'de mevsimlik işçi çalıştırmanın belli koşulları vardı. Buraya çalışmaya gelenler yanlarında ailelerini getiremiyordu. Bu anlaşmaları imzaladıktan sonra Avrupa Birliği vatandaşları için bu durum imkansız hale geldi. Avrupalı göçmenler şimdi İsviçre'de hayatlarına devam etme hakkına sahip. Örneğin onlar birkaç yıl burada çalıştıktan sonra işlerini kaybetseler bile burada kalabiliyorlar. Diğerleri için bu geçerli değil. Bu göçmenlerin hakları bakımından geriye atılmış bir adım olacak. Bu girişim başarılı olsun ya da olmasın, göçmen sorunu İsviçre'de yapılacak 2015 parlamento seçimlerinin de ana gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.